getiriyorum ama. Bahisler kapanıyor. 3 kort açıyor. Evet. Hoş geldin Akif abi. Şeref ver. Ne haber Erdem? Nasıl içerisin? Bu gece hareketliyiz. Yüzmeyiz seni. Çocuklar poker masasını alalım Akif Bey. Sek viski ayarlayın. Abiniz buz sevmez. Buyurun efendim. Canımsın Erdem. Sibel Hanım özel kokteyl içer. Hemen hazırlayın. Hemen hazırlıyorum efendim. Şansınız bol olsun Sibel Hanım. Sağ ol seçkincim. Arada yanıma uğra, şansım açılsın. Siz ağır misafirimsiniz. Tabii ki uğrarım. Erdem hayırlı olsun yeni mekanın. Cumhur abi sen neredesin ya? Geldim işte. Geç abi buyur. Bu akşam iyi haslat yapacağız patron. Allah bereket versin. Ağır misafirleri hoş tutuyoruz ona göre. Yüz katları da ihmal etmeyin. Tamam abi ben de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Davetiyenizi görebilir miyim? Davetiye mi? Evet yoksa giremezsiniz. Almıyorsunuz yani, öyle mi? Vay Cem abi, hoş geldin ya. Geldik de gidiyoruz Edip. Seninkiler almıyor beni. Abi kusura bakma, onları sıçıyor, benim hatam. Adını yazdırmayı unutmuşum. Oğlum, Cem Bey'le tanışın. Güzel adamdır, mekana yakışır. Ben de kefilim. Peki o zaman, buyurun, hoş geldiniz. Hoş gördüm. Cemal giriş yaptı. Arabada yakışmış ha. Tam sosyetik olmuş. Sokakta bizden başka 3 sivil araç, 10 memur işaretimizi bekliyor. Ne zaman basıyoruz? Acele etmiyoruz. Hele bir Cemal içeriden kayıt alsın, sonra. Seçkin abi, arkadaş bizden. Tanıştırayım Cem. Memnun oldum. Hoş geldin kardeşim. Buyur bak keyfini. Neredeyse kapıdan dönüyordum. Niye geciktin? İstediğin oldu işte. Daha ne yapayım? Rahat bırakacak mısın beni artık? Şimdilik evet. Üst katta uyum var mı? Var abi. İyi. Hadi bak işine. Poker, zar oyunları. Her şey var mekanda. Bayağı da kalabalık. Salgın malgın işlemiyor herhalde bunlara. Bağımlılık böyle bir şey işte. Oynamadan duramıyorlar. İnsan acıyor aslında. Acınacak bir sürü sersefil insan var. Bunlara mı acıyacağız? Boş versene ya. Hakikaten ha güzel dedin Arda bravo. Kart. Allah kahretsin be. Şansıma tüküreyim. Devam mı? Devam. Kart. Selam. Nasıl gidiyor? Rezalet. Kart. Patronlar burada. Seçkinlerde. Tamam Cemal. Bu kayıtlar çok işimize yarayacak. Hazır ol. Birazdan baskına giriyoruz. 45-41'den tüm ekipleri. Hazır olun arkadaşlar. Birazdan başlıyoruz. Anlaşıldı komiserim. Yine bir araba geldi. Ama müşterisi varmış bu mekanın ya. Gelen gelene. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu adamı nereden tanıyorum? Siz gördünüz mü? Ben görmedim abi. Cemal'e soralım. Belki o tanır.
Hadi ver. Oyuna girecek misiniz? Biraz. Siz? Kart ver, uzatma. Cemal, kapıdan girene baksana. Biz karanlıktan göremiyoruz ama tanıdık biri galiba. Oo, amirim, hoş geldin. Pardon, pardon. Ortalık yerde amirim demiyorduk, değil mi? İyi olur. Afiş etme bizi Erdem. Tabii. Ne haber seçkin? İyidir başkanım, hoş geldin. Poker masasında yeriniz hazır. Seçkin, üzmeyin Muzaffer abinizi. İçkisini de eksik etmeyin. Eyvallah Erdem, sağ olasın. Abi buyur. Adamın kim olduğunu görmüşsünüzdür herhalde. Muzaffer. Tabii ya, tanıdık demiştim, o işte. Temci Muzaffer kumarbaz mıymış? Bizi yapmadığı adilik kalmayan adama bak. Şunun fotoğrafını alsak yakarız herifi. Yakarız tabii. Bir komiserin yasa dışı kumar mekanında ne işi var? Baskın yapacak mıyız abi? Ekipler bekliyor. Boş ver şimdi baskını. Muzaffer'i takip edeceğiz. Ekiplere söyle dağılsınlar. O gece baskın yok. Beyler beyler, baskın iptal. Baskın iptal. Cemal mekanı terk et hemen. Muzaffer seni daha önce gördü. Tanınmadan çık oradan. Kolay gelsin. Vay be, Muzaffer'e bak sen. Şahane bir tesadüf oldu. Çok şaşkınım. Yani kirli polis olduğunu biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Herif o kadar parayı kumara gömüyorsa yolsuzdur. Bunun başka bir açıklaması yok. Servetten kazandık paraları yok. Bu kayıtlar çok işimize yarayacak. Buyur baba. Temci Muzaffer'i artık 7/24 takip edebiliyoruz. Kapı gibi savcılık iznimiz var. Nasıl oldu bu iş? Kumarhanede Cemal'in çektiği görüntüleri izlettik savcı Fahri Bey'e. 5 dakikada imzaladı. Güzel. Elimiz rahatladı. Peki takibe başladık mı Engin? Anında başladık baba. Başsavcılıktan bir müdahale gelmezse Muzaffer'in Servet Karaca bağlantısını da buradan çözer devam ederiz. Bağlantı dediğin kabak gibi ortada aslında. O namussuz kumara oturacak parayı nereden bulacak Servet amcası olmasa? Delil lazım usta, ispat lazım. Hiç olmadığı itiraf lazım. Kumara oturdu diye bülbül kesilmez Muzaffer. Nasıl bir utanmaz olduğunu gördük, yaşadık. Ya bir de gözyaşı döküyordu memurları şehit oldu diye. Yakama yapışıyordu. Eğer o işin altından da bu adam çıkarsa, amcanın silah işini memurları yakmak pahasına koruduysa... Örgüt falan ne ararsan var o meselede. Eğer orada da sattıysa bizi... Hiç şaşırmam. Muzaffer gibi çok çürük elma gördüm meslekte. Bunlardan her türlü rezillik beklenir ya. Gözümüzü dört açalım çocuklar. Bulduğumuz ilk bağlantıda çökelim şu namussuzu. Sonra da ipini tutanlara. Hadi bakalım.